Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Erbaş Mandıra ve Kahvaltı Evi'ne konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Tülay Hanım ve kızı Berna Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Teşekkürler efendim, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun efendim. Biz size teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma Tülay Hanım'la başlamak isteyeceğim. Tülay Hanım, ben bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Tülay Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? 1978 İzmir doğumluyum. Bu sektörü 2 seneden beri İzmir Konak'ta eşimle birlikte sürdürüyoruz. Yılmaz Bey'le beraber. Yılmaz Erbaş'la, evet. Selamlarımızı gönderelim bu arada buradan da. Selam ediyoruz buradan kendisine. Evet. Ben 2 yıldan beri buradayım. Eşim fabrikada. Evet. Ayrancılar da çalışıyor. Ürünler kendinize ait. Ürünler kendimize ait. Özellikle peynirlerimizin tüm ürünleri kendimize ait. Teneke peynirinden tutun, çiçil, lor hepsi bize ait. Artı zeytin, sucuk tarzı şeylerimiz de bildiğimiz belirli firmalardan yaptırıyoruz. Evet. Ya hepsi ayrı ayrı lezzetler diyebiliriz sizlere. Çok teşekkür ederiz efendim sizlere. Ben Berna Hanım'a dönmek isteyeceğim. Berna Hanım, siz kendinizden bahsedebilir misiniz efendim? Ben de 1999 doğumluyum. Şu an okullar tatil olduğu için annemle babama burada yardım ediyorum. Tam bir aile yeri diyelim mi? Evet, tam bir aile yeri. İçeri girdiğiniz zaman da zaten bunu hissedebiliyorsunuz esasında. Evet, bir aile yeri oldu. Ben olmadığım zaman da abim oluyor. Abiniz geliyor. Evet. Buradan abiye de selamlarımızı göndermiş olalım. Bizlere kızınız. Çok teşekkür ederiz sizlere de efendim. Ben biraz da firmamızı tanımak isteyeceğim sizlerden Tülay Hanım. Firmamız kaç yılda kuruldu ve biz burada müşterilerimize ne gibi hizmetler veriyoruz? 2000 yıldan beri buradayız, bu sektördeyiz. Öncelikle güler yüzümüzle gelen müşterilerimizi memnun etmek istiyoruz. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yani bizler öyle düşünüyoruz. Gelenler de aynı şekilde. O yüzden elimizden geldiği kadar öncelikle ticari yönünü değil, müşterilerimize hizmet yönünü vermek istiyoruz. Müşterilerimizi çok seviyoruz. Evet. Onlar da bizi sevdiğine inanıyoruz çünkü bizim ortamımız güler yüzlü bir aile ortamı gibi bir yerimiz var. Evet, o sıcaklık hissediliyor zaten. Sıcaklık geldiğinizde ve girdiğinizde herkes söylüyor. Evet. Aynı zamanda da birçok şarküteri bölümümüz var. Evet, değil sadece mi? Kahvaltı ürünlerimizi burada yemekte kalmıyorsunuz. Sevdiğiniz ürünleri içeriden alabiliyorsunuz. Şarküteri ürünlerimiz de var içeri tarafta gezdiğimiz gibi biraz önce. Evet. Özellikle peynirde çok iddialıyız. Çünkü özelliği ne peki o peyniri? Peyniri özenle eşim kendisi ilgileniyor. Fabrikada ustalarımızla birlikte sütlere dikkat ederek her şeyle ilgilenerek yaptığımız için o konuda çok güveniyoruz. Değil mi? Çünkü bir sağlık esasında. Yani tabii değil mi? Ki. Yapılabilecek küçük hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Peynir hijyen hiçbir yani konuda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Kesinlikle. Hijyen açısından. O anlamda biz kendimize güveniyoruz. Evet. Ve İzmir'de de zaten bizi çok tanıyan vardır diyorum yani. Yani toparlamak gerekirse Erbaş Mandıra ve Kahvaltı Evi olarak önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada aynen hareket öyle ediyoruz diyebiliriz. Peki toplamda Tülay Hanım burada kaç metrekarelik yanda ve kaç 350 personel? 350 metrekare bir yerde çalışıyoruz. 9 personel ile birlikte çalışıyorum. 9 personelle. Bir de şunu çok rahat bir şekilde söyleyeceğim. Gerek Berna Hanım olsun, gerek sizler olsun. Çok severek yapıyorsunuz bu işi. Evet, çok severek yapıyoruz. Evet. Aslında sabah çok erken kalkarak geliyoruz evet buraya. Ama yine de biz çok severek yapıyoruz işimizi. Çocuklarım da aynı şekilde. Evet. Oğlum zaten bu işin ilerlemesini istiyor şu an. Babadan oğula geçebilir. Babadan oğula geçeceğine inanıyoruz inşallah. Evet, biz de başarılar dileyelim gerçekten bu yolda sizlere. Peki Tülay Hanım, bu sektöre girerken belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur 2000 yılından beri. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olacak? Sizleri nerelerde görebileceğiz? Evet, aslında hedeflerimiz tabii ki çok büyük. İnşallah daha da ilerleriz diye düşünüyorum. Ben oğlumun şu an dış ticaret okumasını çok istiyorum ki başladı şu an. İleride yurt dışına ihracat isterdim yani. İstiyorum da. Güzel duygular olsa gerek, önemli olarak özellikle. Çünkü ben zaten Almanya'da büyüdüm, Almanya'da okudum. Oradan evet buraya geldiğim için 18 seneden beri Türkiye'deyim ben. Evet.
O yüzden böyle bir şey gerçekleşirse çok sevinirim diye düşünüyorum. Evet, peki bir bayan işletmeci olarak zor değil mi? Çok zor. Çok zor değil mi? Bir bayan olarak çok zor oluyor. Ama avantajları da çok olsa bir gerek. Bir yönden de çok iyi oluyor aslında. Bayanların da bu işi yapabileceğini böyle kanıtlamış oluyorum ben herkese. Kesinlikle, bir de mutfakta bayan diyoruz. Aynen, kesinlikle. O anlamda ben çok memnunum. İşimi de seviyorum. Personelimi, müşterilerimi hepsinden çok memnunum şu an. Evet, şunu görebiliyoruz. Süreyya'nın patronculuk oynamıyorsunuz. Ne yani? Burada değil mi? Evet evet. Harika. Bir abla kardeş ilişkimiz falan vardır burada. Harika. Peki burası saat kaç ile kaç aralığında? Sabah 7'de açıyoruz. Kahvaltımız hazır oluyor. Kış aylarında akşam saat 8'e kadar sürüyor. Yaz aylarında 9'a kadar sarkıyoruz. Harika. Peki buraya gelen konuklar genelde nerelerden geliyorlar? Hani İzmir bölgesi mi? Özü çeşitli yerlerden gelenler var mı? Yani biz İzmir Konak'ta şu an faaliyet veriyoruz. Ama bizim sadece Konak'tan değil, İzmir'in her yerinden bizim müşterilerimiz var. Telefonla yer ayırttıran müşterilerimiz bile var tabii ki. Telefonla rezervasyon bile tabii alabiliyoruz. Tabii ki. Swarm'dan görüyorlar, öyle değil geliyorlar. Swarm'dan da tabii, evet, takipçilerimiz. İnternetten. İnternet siteniz var mı bu arada Berna Hanım? Evet var. İnternet sitemizde buyurun, buradan hatırlatalım. Facebook'ta Erbaş Mandıra Kahvaltı Evi. Buradan adına ulaşabilirler bize. Evet. Değil mi? Evet, herkesi de davet edelim gerçekten. Peki burada aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz Süleyya Hanım? 90 kişiyi ayarlayabiliyoruz. 120 kişiyi ayarlayabiliyoruz. 90 kişiyle, evet, 120 kişi arasında ciddi bir rakam burada. Evet. Esasında aynı kaliteden taviz vermeden. Ben öncelikle efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Bu çok güzel şehrimize, zaman ayırdığınız için. İzmir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Erbaş Mandıra ve Kahvaltı Evi'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'nda.